işlemini yapabilirsiniz. Tek arkadaş konuşsun gidiyoruz. Yani burada bir şey yok. Hani kamu düzeni açısından bir... Hayır alabilirsiniz. Tamam. Müdür bey kamu düzeni açısından... Alın demiyoruz. Müsaade eder misiniz? Sen benim dışına çıkın. Buyurun. Sen benim dışına... Dışarı. Dışarı alalım. Ama Müsaade eder misiniz hanımefendi? Aması yok ya. Müsaade eder misiniz? Sakin. İttirmezseniz çıkıyorum beyler. Çıkıyorum. İttirmene gerek yok. Allah Allah. Alalım dışarı. Al dışarı. Gel. Dışarı alalım. Dışarı alalım. Sen benim dışına çıkarmasınız. Çıkıyorum. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun ya. Devam edelim. Buyurun devam edelim. Kaç tane çember yapacak acaba ya? Bugün cumartesi insanlarının barışçıl toplanma hakkını kullanmaları engellendiği gibi anayasanın ihlal kararlarına rağmen buna destek olmak için buraya geldiğimiz baro başkanlarıyla birlikte hem İstiklal'de basın açıklaması yapmamıza hem de burada Fatih'te basın açıklaması yapmamız engellendi ve abluka altına alınıyoruz. Her gittiğimiz yerde aslında İdare keyfi ve kendine göre bir karar çıkarıp uygulamaya çalışıyor. Biz buradan anayasa hükümlerine, anayasa kararlarına uyularak haklarımızın, ifade özgürlüğümüzün kısıtlanmaması adına çağrıda bulunuyoruz. Gereğini yapsınlar diyoruz. Bugün İstanbul'dayız. 22 Temmuz 2023. Cumartesi annelerinin eylem günü. Evet, 27 Mayıs 1995 yılında başlatılan Cumartesi annelerinin eylemleri 28. yılını doldurdu Mayıs ayında. İşte hak arama özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü ortaya koymak suretiyle kayıplarının bulunmasını ve bu kayıplara sebep olanların cezalandırılmasını isteyen cumartesi insanları bugün
Yine burada bir eylem yapmak üzere İstanbul Barosu'nun önüne geldiler ve biz de buradaydık. 16 ilin barosu, baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden bazı meslektaşlarımız burada. Cumartesi insanlarına destek olmak ve hak arama özgürlüğünün hak mücadelesinin yanında bulunmak üzere buradaydık. Ancak saat 11.30 sularında başlayan bu eyleme çok ciddi bir polis müdahalesi gerçekleştirildi. Cumartesi anneleri gönüllü olarak kendilerinden gözaltı araçlarına binmek isterken dahi hırpalandılar, kendilerine şiddet uygulandı, plastik kelepçeler takıldı. Aynı zamanda değişik illerden gelen 16 baro başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da dakikalarca sıcağın altında, güneşin altında fiilen gözaltına alındılar. Gözaltı uygulaması yapıldı. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin iki kararı var değerli arkadaşlar. Bu kararlarında cumartesi annelerinin, cumartesi insanlarının eylemlerinin hak mücadelesi olduğu ve bununla ilgili herhangi bir müdahalenin yapılmaması gerektiği yönünde iki karar var. Ve bu kararlar ilgili kaymakamlığa, Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmiş olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin bu bağlayıcı kararlarına uymayan yönetim, idare ve emniyet mensupları ne yazık ki bugün de cumartesi insanlarına müdahale ettiler, kelepçelediler, sürükleyerek otobüse bindirdiler, gözaltına aldılar ve emniyete götürdüler. Evet, bu ülkede hak mücadelesini yapmak çok zor. Hak mücadelesi vermek gerçekten meşakkatli. Her an gözaltına alınma, tutuklanma ve yıllarca cezaevinde tutsak kalmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Oysa anayasanın 17. maddesi çok açık. Yaşam hakkı. 26. maddesi çok açık. Düşünce ve kanaat özgürlüğü. 34. maddesi çok açık. İfade özgürlüğünün uzantısı. Bütün bunlar göz ardı edilerek insanların, yurttaşların anayasal haklarını uygulamaları ve sokakta haklarını aramalarının önünde çok ciddi bir engel var. İşte biz bu engelin farkındalığını yaratmak, toplumda insanlarımızda STK'lar üzerinde, barolar üzerinde, avukatlar üzerinde oluşturulmaya çalışılan korku imparatorluğuna toplumun dikkatini çekmek için bugün buradaydık. Biz İzmir Barosu olarak ve diğer baro başkanları olarak, baro yönetim kurulları olarak topyekun bu mücadeleye bundan sonra da hiçbir şekilde yılmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.